Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli ilk gözlem uydusu İmece bugün fırlatıldı uzaya yörüngesine oturdu ilk sinyalleri alındı. Biz de konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi aslında az önce böyle birazcık maketimizin üzerinde göstermenizi istemiştim sizden kritik bileşenlerden biraz bahsettiniz. İşte yıldız kamerasından bahsettiniz, daha sonra e, güneş kamerasından bahsettiniz ki onları da böyle bir cümleyle söyleyebilirsiniz aslında tekrar. Yani e, hangi konumda, yörüngede olduğumuz oralardan anlaşılıyor dediniz. Başka hangi kritik bileşenler var gösterebilir misiniz evet. bize? Şimdi tabii şöyle bir ifade, şunu söylememizde fayda var. Yani bir, bir uyduya sahip olma demek esasında bu bir sistem. Ama onun alt kritik bileşenlerine sahip olma noktası önemli. Niçin? Çünkü siz onlara bir tarihçe kazandırıyorsunuz. Siz herhangi bir şekilde benim uyduğum var dediğiniz zaman ilk sorulan soru şu. Kaç tane bileşeni tarihçe kazandırılmış durumda? Tarihçe kazandırmaktan kasıt da ne demek? E, işte uzaya göndermek ve uzayda ne kadar süreyle çalışır halde e, işlev, işlevi oldu. Bunu söylediğiniz an artık siz kalite konuşuyorsunuz, fonksiyon konuşuyorsunuz. O yüzden bizim e, bu uydumuza bakıldığı zaman e, işte kritik bileşenleri olarak e, ilk optik kamerayı söyledik. Daha sonra bir uçuş bilgisayarını söyledik. E, yazılımlarıyla birlikte işte e, yörüngesel yönetim kontrol sistemimizin parçaları olan yıldız izleri, e, güneş algılayıcıyı e, e, söyledik yine e, GPS alıcımız. GPS var. alıcımız. Hı, hı. Hocam biliyorsunuz siz evet. yine. Ee, Tok çubuğumuz, manyetometre gibi e, ekipmanlarımız var, tepki tekerimiz var. Tepki tekerimizde e, boşlukta tabi bu uyduyu e, belli bir yöne çevirmemiz gerekiyor. Belli bir yerin fotoğrafını çekmek istediğimiz zaman. O çevirme yapabilmek için kullandığımız cihazda tepki tekeri. E, onu kullanıyoruz. E, uzayda yörünge operasyonları yapmak için, yörüngesini değiştirmek için bir itkiye ihtiyaç var. E, i̇tki sistemini de yine geliştirdiğimiz... görmüş olduğunuz evet. özellikle en kritik bileşenlerin arasında evet. elektriksel itki motorumuz. Evet, evet e, elektrikli itki motorumuz, elektrikli itki sistemimiz var, yakıt besleme birimi var, yakıt tankı var. Bunlar da milli olarak geliştirilmiş e, ekipmanlar. Evet, tüm bu bahsetmiş olduklarını zaten e, milli yerli ve milli Aynen olarak öyle. üretildi değil mi? Tabii evet. şunu ifade etmek lazım Fulya Hanım, yani siz yurt dışına... E, bu teknolojinizi transfer etmek istediğinizde herkes bu sistemi istemeyebiliyor. Diyor ki ben itki motorunuz var mı? İşte kamerasını satabilir misiniz? Yani dolayısıyla illa ki bunu uydu olarak satmaktan daha çok bileşen olarak tarihçe kazandırıp satabilmek çok daha... Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Tam bu haliyle e, ihraç edilebilir? Kesinlikle. Ee, aynı zamanda e, bu bileşenler ayrı ayrı da mı ihraç edilebilir? Kesinlikle Ve şu an en azından örnek vermek istersek de yani biz bu uydumuzu geliştirdik ve gerçekten o güvenceye çok erken aşamada oluştu ve kameramızı şu an biz dost bir müttefik ülkeye e, şu an kamera öğretiyoruz. Kaç tane böyle bileşen var? Evet. <laughs> bileşen 35 bileşen var şu anda uyduda. Bu 35 bileşende bile. bahsetmiş olduğunuz gibi ihraç edilebilir mi mesela ayrı ayrı? Tabii tabii hepsi tabii. tamamı ayrı ayrı ihraç edilebilir ürünler evet. bunlar. Şunu şunu da söylemek lazım. Yani biz aynı zamanda bu uydumuzun tabi farklı bir fonksiyon e, fonksiyona ama çözünürlüğü yine benzer olan e, ihaleye girebildik. Yani başka bir ülkedeki ihaleye hep o Akla gelen bazı ülkeler var. Sadece onlar girebiliyordu bugüne kadar. Biz şu an Türkiye Cumhuriyeti olarak, TÜBİTAK Uzay olarak açılan ihaleye teklif verdik. Hmm. Yani bu ülkemiz açısından önemli bir kazanım. Çünkü biz birçok e, savunma sanayinde veya sivil sektörde ihraç edebilen bir ülkeyiz. Ama uzay alanında, uzay teknolojilerinde ihraç yapabilmek demek bir ülkenin gidebileceği en uç noktadır. Ama biz dediğim gibi şu an sipariş aldık. Optik kameramızla ilgili onu üretiyoruz. Aynı zamanda da bunu sistem olarak satın almak noktasında açılan bir ihaleye de teklif verebilen bir kez. Optik kamera dediğiniz hani çok yüksek çözünürlüklü Çözünürlülü. dediniz ya o o kameradan mı bahsediyoruz? Evet, evet o kameranın bir versiyonunu biraz daha gelişmiş versiyonunu tabi her fırlatmada, her üretimde biraz daha geliştiriyoruz. Aynı kameramızın tarihçesini bozmadan yani özelliklerini çok fazla değiştirmeden tekrar üretip başka ülkeleri. E, şimdi e, 35 ayrı bileşenden bahsettiniz. Hepsi evet. teker teker e, farklı farklı e, başka ülkeler isterse ihraç edilebiliyor dediniz. Yani o zaman bunlar farklı uydulara e, tek e, bileşenler olarak entegre edilebiliyor öyle mi? Tabii. Yani e, mesela kamerası başka evet. bir uyduya tabii, tabii. konulabiliyor öyle mi? Yani aslında bunu yapan ülke firmalar genelde sistem entegratörü olarak geçiyor büyük büyük firmalar. Bunlar çoğu zaman çok fazla ekipman üretim işine girmiyorlar veya e, bu sektöre yeni giren ülkeler çok fazla ekipman üretmek istemiyorlar. Hazır daha önce kullanmış kendini ispat etmiş ekipmanları alarak onları bir araya e, getirip sistemlerini oluşturuyorlar. Daha sonra onu kullanmaya devam ediyorlar. Bir de tabii ki e, çok fazla seri üretimi olan bileşenler değil bunlar. Onun için e, her şeyi kendiniz yapmak e, çok ekonomik olmayabiliyor. Bir sebebi de o yani çok farklı firmalar Şimdi farklı bileşenleri satın 35 alıyorlar. 35 farklı bileşen dediniz bu tüm bu parçaları o zaman çok geniş bir ekibiniz var yani farklı farklı e ekipler mi yapıyor nasıl oluyor biraz yani o ekip çalışması belki... aşamasını anlatabilir misiniz? Adı, adı İmece. Yani evet. imece olmasının <laughs> sebebi o zaten. Evet. Yani bu imecele... İmece ismi nereden geldi? Onu da soracaktım. <laughs> evet. Yeri geldi. O zaman oradan evet. devam yani edin. Imece Buyurun. Ismi, Birleştirip Tabii e, bu proje tasarlandığında oldukça geniş bir ekip. Bir defa TÜBİTAK e, uzaydan 200'e yakın arkadaşımız. Yani gerçekten minnettarız kendilerine. 200'e yakın arkadaşımız bunun. Ama aynı zamanda TÜBİTAK'ın diğer enstitüleri de var. Örneğin e, Ulusal Metroloji Enstümüz, manyetometreyi. Yine e, evet. e, ve tork çubuğunu. çubuğunu üretti. E, burada şu da görmüş olduğumuz yine panel, güneş paneli. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezimiz tarafından ama aynı zamanda sanırım 10 kadar firmadan da değil mi? Evet, tabii Yurt ki. içindeki firmalarımızdan da destek alındı. Bu kritik tasar, tarafımızca tasarlanmış bileşenlerin üretimi için bundan dolayı da imece. Yani bu arkadaşlarımız farklı yetkinliklere sahip arkadaşlar. Yani toplam kaç kişi çalışmıştır imece olarak? Evet. Evet. TÜBİTAK Uzay'da 200'e yakın. Yani tabii projenin farklı dönemlerinde insanlar işlerini yapıp ayrılabiliyorlar. Çünkü şimdi hem tasarım aşaması Hı -hı. var hem yapım aşaması var değil evet. mi? Tabii. Yani tasarım aşamasında da mesela çok fazla kişi yer aldı mı? Tabii. Daha sonra yapım aşaması tabii şöyle, zaten şimdi, çok daha fazla yani kişi zannediyor. Uzay çalışmaları yani bir tarafta bizim İmece varken diğer tarafta da 6A projesi yürüyor. Arkadaşlarımızın bir kısmı zamanlarının İmece'de kullandılar. Bir kısmı da işte haberleşme uyduğumuz 6A'da. Hı -hı. Şu an biliyorsunuz bir diğer e, bize verilen görev noktasında e, Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a sert iniş misyonu var. Yani Ay'a sert iniş inşallah 2024 e, evet. yılının içerisine gerçekleşecek. O onun için çalışan arkadaşlarımız var. E, ve e, tabii ki yeni uydular e, yapma noktasında olan arkadaşlarımız var. Yani o yüzden bir arkadaşımızın başından sonuna kadar tek işi bu olmuyor. Bunda tasarım yaparken başka bir uydu içinde yine tasarımı yetkenliğini kullanmaya devam ediyor. Peki şimdi bu biraz fırlatma esnasına geri dönelim isterseniz. Başkanım. Buyurun Melik Bey. Ya Fulya Hanım izninizle bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurunuz. Şimdi ben böyle tarama yaparken çok en, en ya ilginç bir bilgi. Yani az önce fotoğraf ve görüntü gönderiyor dedik ya. Ya bu hani bu muazzam bir şey. Şimdi diyor ki. 1000 kilometre uzunluğunda evet. 16,70 yani yaklaşık 17 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde evet, evet. çekebiliyor. Evet, doğru. Muazzam bir şey. Peki bu mesela yer istasyonuna nasıl iniyor? Ne kadar sürede iniyor? Çünkü müthiş korkunç bir alandan bahsediyoruz. Yani ben mesela hani televizyoncuyum. Kamerayla çek falan filan hani ne olur nasıl indirin bilgisayara. Benim beynim error verdi çünkü <laughs> o o indirilemez öyle bir görüntü. <laughs> ee, ben Mesut Bey'den ben daha önce bunu ifade diyor. etmeye çalıştım. Siz Hı -hı. çok daha güzel anlattınız. Yani bin metre değil bin kilometreyi tek seferde. Evet Mesut evet. E, Tabii bunu yapabilmek için e, yer istasyonuna, güzel yer istasyonuna ihtiyaç evet. var. E, proje kapsamında e, İmece'den bahsettik aslında. Toplamda 4 hatta 5 projeden bahsediyoruz. Yani geri istasyonu ayrı bir proje olarak geliş, e, yapıldı. E, burada kullandığımız 7.3 metre çapında büyük bir anten var. Bu da milli olarak e, yan sanayimiz tarafından geliştirildi. E, yüksek hızlı veri transferini sağlayan haberleşme, uzay kesimindeki ekipmanlar, alıcı, verici, antenler gibi ekipmanları da e, TÜBİTAK Uzay'da geliştirdik. E, bahsettiğim gibi 320 megabit bölü saniye hızda. Ee, yaklaşık bin kilometre uzaktaki e, uydumuza, tabi uydu her zaman tam üzerimizde olmuyor. Ee, daha uzak bölgelerde örneğin e, tam Mısır'dan aslına bakarsanız e, geçerken e, oradan haberleşmeye başlıyoruz. Rusya üstüne kadar devam ediyor yaklaşık 10-15 dakikalık bir sürede. Bu süre zarfında da her geçişte çektiği görüntünün tamamını Ankara'da bulunan yer istasyonlarına indirecek bir kapasiteye sahip. Peki e, yani şöyle soralım 24 ya saat... Canım, manşete et... atabilir miyim? Atın buyurun tabi. <laughs> Dünya bizim için artık BBG evi. Evet, <laughs> evet biri bizi gözetliyor. Değil evet. mi Melik Bey güzel özetledi evet. aslında evet. değil birileri, mi? Olur mu ne dersiniz? Birileri bizi gözetliyor. Ama gerçekten yani muazzam bir şey bu. Evet. Melik Bey, birileri bizi gözetliyordu. Biz de e, kendi barışçıl amaçlarımız için biz de birilerini gözetleyebiliriz artık. Peki, e, şimdi... Aynen öyle, muazzam ya, muazzam. Evet, yani aslında Melik Bey'in sorularıyla e, biraz daha böyle e, boyutunu e, daha net bir şekilde anlıyoruz. Tabii ki sizin cevaplarınızla. Peki, 24 saat içinde e, dünyayı kaç kere turluyor ya da... Ne kadar bir sürede evet. dünyayı turluyor daha doğrusu Kutupsal bir yörüngede uydumuz ee, yani kutuplar üzerinden geçiyor. Ee, bu geçişi de dünyanın etrafında 90 e, dakikada yapıyor. Ee, yörüngedeki hızı da yaklaşık 8 kilometre bölü saniye saat değil saniyede evet. 8 kilometre yani hızlı saniyede hareket 8 kilometre Dolayısıyla 90 dakikada da bu bunu Bütün tamamlıyor. Dünya'nın tamamını Dolayısıyla bir gün içerisinde oluyor. de 24 saatten o şekilde hesap edebiliyoruz. Yani 24 saat içinde kaç kez dolaşıyor? 15 uldun? yaklaşık 15 kere dünyanın net dolaşmış oluyor. Peki veri aktarımı mesela şimdi işte görüntüleri Hı? alıyor çeşitli noktalarda. nereden istersek değil mi? İstediğimiz evet. yerlere koordinatını veriyoruz nasıl oluyor? Onu da lütfen anlatın. E, veri aktarımı tam Türkiye'nin üzerindeyken mi oluyor? Nasıl oluyor? Tam Türkiye'nin üzerinde değil geniş bir şeyimiz var, dairemiz var, iletişim dairemiz var. Ee, dediğim gibi güneyden kuzeye doğru geçiyor Türkiye'nin üzerinden geçerken ee, yaklaşık olarak Mısır üzerindeyken biz e, Ankara'daki yer istasyonlarımızla uydumuzla bağlantı sağlıyoruz. Bu bağlantı sağladıktan sonra e, hemen e, görüntüleri indirmeye başlıyoruz. E, tabii e, görüntülerin haricinde uydunun sağlık verilerini de alıyoruz. Bataryasının gerilimi ne durumda, e, ısıl e, e, olarak sıcaklıklar ne durumda, ekipmanların sağlık durumlarını ve de komutlarımızı da aynı zamanda gönderiyoruz. Bu takviyeler nasıl yapılıyor mesela? bizim tabii şu an TÜBİTAK Uzay Araştırma Tek Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde birçok arkadaşımız şu anda 7-24 çalışıyorlar. Yani dolayısıyla o her 90 dakikada 15 dakikasının içerisinde o 1000 kilometrelik alan dediğimiz kısımlar geçerken biz hem veri çekiyoruz hem de yeni isteklerimizi iletiyoruz. Dolayısıyla o yeni isteklerle birlikte tekrar ve aynı zamanda da işte bahsedilen Enerjisi, gücü veya bir takım bileşenlerde doğru temas var mı, iletişim var mı? Varsa orada bir takım yine yine bizim kendi e, uzay istasyonumuzdan yani göz, e, TÜBİTAK uzaydaki Hı -hı. o gerekli hatalar varsa o esnada düzeltiliyor. Bir sonraki turunda da o değişikliği tekrar görmek mümkün hale geliyor. Evet. Ee, bağlantıyı sağladığımız anda e, komutlarımızı da gönderiyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerinden, örneğin e, ...Antarktika'dan fotoğraflarımız var mesela web sitemizde. Komutu tamam. veriyoruz, koordinatları veriyoruz. Uydu o bölgeye geldiği zaman fotoğrafını çekmeye başlıyor. Tamam. Ve daha sonra e, sıkıştırma, kayıt depolama birimine bunu atıyor. Bunu da yine milli imkanlarla geliştirdik. Heh. Daha sonra Türkiye'ye yaklaştığı zaman, e, yer istasyonumuzu e, gördüğü zaman... E, ...biz ona görüntüyü indirmeye başla diye bir komut gönderiyoruz. O sıkıştırdığı, depoladığı görüntüleri geçerken indiriyor... E, Ankara'da bu istasyonlarımız ama tabii ki ihtiyaç halinde dünyanın farklı yerlerinden yer istasyonu kiralamak e, mümkün. E, örneğin şu anda e, özellikle ilk fırlatmadan sonra operasyonlarda çok sık bağlantı sağlamamız gerekiyor. Ondan dolayı hem Norveç'te hem Şili'de ha, yani daha uzak bir noktada olduğu zaman cihaz şimdi de biraz Evet. E, Test edilmesi icap ediyor evet, öyle tabii mi? Aynı. O yüzden farklı şu an tabanlarda Norveç'te, kullanılabilir. Bir, Norveç'te, bir de Şili'de de istasyonlarımız var, yer istasyonlarımız. Özellikle bahsedilen şu an ilk aşamada tüm hızlı bir şekilde kontrollerimizi yapabilmek için de sadece Türkiye üzerine geldiği zaman değil aynı zamanda Norveç ve işte Punto Eren evet. Şile'den geçerken de e, yer istasyonu üzerinden o e, haberleşme sağlamıyor şu an. O bizim için kritik. Yani peki bu cihaz arka arkaya ne kadar süre görüntü alabilir? Mesela şimdi koordinatları veriyorsunuz, istekleri yapıyoruz dediniz, hani o yüklemeyi yapıyorsunuz. Evet. E, az önce de işte e, ortalama olarak dünyanın çevresinde 24 saat içinde 15 kere dolaştığını söylediniz. Evet. Yani dünyanın farklı farklı noktalarından. Ne kadar bir görüntü elde edebiliriz mesela? Ee, biraz önce bahsettiğimiz sınırlama, dünyanın farklı yerlerinden geçerken de aşağı yukarı aynı, yani e, yaklaşık 17 kilometreye, 1000 kilometrelik bir görüntüyü e, alıp depolayabiliyor. Tabii bunu megabit saniyede aldığı veri. Evet, tabii bunu tek seferde yapmak zorunda da değil. Yani bir yerden geçerken e, atıyorum 100 kilometrelik bir görüntü alır, sonra e, yörüngesinde hareket eder. Hatta manevra yapıp e, yörüngesinde e, farklı yönlere de dönebiliyor. Doğu batı yönünde, kuzey güney yönünde de dönüp e, farklı alanların fotoğraflarını çekip e, depoluyor. E, daha çok e, ısı ile ilgili e, sınırlama var ve depolama kapasitesiyle ilgili, ilgili sınırlama Ne demek ısı ile ilgili var. sınırlama? Tabii e, bu kadar yüksek görüntüyü çekmek e, dedektörde bir ısınma meydana getiriyor. E, dedektördeki ısınmadan sonra belli bir müddet... E, onun tekrar soğutulması gerekiyor. Hı, bunların da e, bu şekilde zaten evet. takibi yapılıyor. Şu yan tarafta tarafından. görmüş olduğumuz. Sanırım, Şöyle gösterelim gö isterseniz kameraya. De, şu görmüş evet. olduğumuz bunlar bizim e, şey işte güneş panellerimizin olduğu gibi burada da soğutma panelleri değil mi? Evet, evet. bunlar da e, radyatörlerimiz. E, şu görmüş olduklarımız evet. değişik yerlerinde Hı -hı. radyatörler vasıtasıyla soğuma işlemi gerçekten. Evet. Soğuma işlemi gerçekleşiyor. Peki buralarda başka değinmek istediğiniz? Şimdi bir daha söyleyelim. Örneğin şu bu panel bize ait. Bize derken TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapıldı. Tamam. Dolayısıyla bu şekilde tarihçe kazanacak ve bu gelecek... panel ne işe yarıyor? Evet enerji. Bu aslında deneysel bir ekipman. Marmara Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi. Güneş enerjisini alıp bataryaya buradan gönderiyoruz ve depoluyoruz. Tarihçeden bahsetmiştik. Yani güç buradan mı sağlanıyor? Tabii yani? tabii buradan. Yani. Evet, güneşten tabii. Alıyor. güneşten ha, alıyor. Güneşten alıyor. Ha, Ay, tamam. Tam Öndeki de onu da aynı. Yani buradaki hem de az, şimdi çeviririz birazdan detaylı görürüz. Bu güneş panelleri şu benim Doğru. arkamda duran güneş panelleri sayesinde işte o yakıt İçinde e, ihtiyacı sağlanmış oluyor. E, bu şekilde güneş enerjisiyle çalışıyor. Böyle öyle sağlanıyor. Anladım. Doğru. Ben. Doğru. Peki şöyle de çevirelim isterseniz o tekrar. Dolayısıyla her bir yerinde paneller var esasında. Evet. Öyle mi? Başka nerede? Tabii var? ki. E, şu Hemen e, özür Üstü dilerim. Var. E, şurada yine panelimiz var. Evet, Burada kameraman arkadaşımız gösteriyor. Altlarda yine panellerimiz var. Yani şu alt e, kısımlarda yine panelleri görüyorsunuz. Hı hı. Evet. Yani dolayısıyla birçok yerinde e, paneller ama en kuvvetli olanlar bu işte açılmış olan panellerimiz. Evet buradan da sağlanıyor. Zaten aslında en önemli olan kısım orayı bir daha bir göstermek evet. istiyorum. Bu yüksek çözünürlüklü kamera. Optik kameramız evet. Optik kamera ee, bu da zaten ilk evet. sipariş alındı dediniz. Doğru alındı yani şey değil teklif vermedik aldık artık. Evet Evet. şimdi oldukça önemli. Melik Bey ne diyorsunuz? Bakın biz de böyle burada gösteriyoruz. Her yerde güneş panelleri var bakın enerjisini de böyle evet sağlıyor. Ya. Vallahi yani harika ben... E ee, hakikaten zaten uzay istasyonundan bildiriyor musunuz gibi Fulya Hanım <laughs> Bugün yayınımız öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Aynen öyle. Vallahi ben yerinde de görmek isterim. Aa, Hasan hocam ben Ankara'dayım. Davet ederseniz gelirim. Mem memnuniyetle. Gelin görmek isterim. E, biz e, özellikle belki Çok önemli bir heyecan duydum. Önemli bir şey. Biz biliyorsunuz 27 Nisan tarihinde Teknofest başlıyor. 1 Mayıs'a kadar Teknofest. Orada öğrencilerimize, Aa, evet. çocuklarımıza biz bunun maketini yaptırıyoruz. Hem 6A'nın hem İmece'nin ama aynı zamanda buna dokunmak, soru sormak istiyorlarsa tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'mızda Teknofest'e bekliyoruz. 5 gün boyunca ben de oradayım. Tanışmaktan memnuniyet duyuyoruz ama özellikle tabii ki sizi bizim uz Ankara'daki TÜBİTAK evet. Uzay Araştırma Enstitüsü'mize de ağırlamaktan, yine Fulya Hanım'ı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Çok sağolunuz, teşekkür ederiz.